Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Kontrolmatik hissesini inceleyeceğiz. Teknik olarak çizimlerini yapacağız. İki farklı teknikle Kontrolmatik hissesinin ne yaptığını anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Önemli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Lütfen yayını atlamadan dikkatli bir şekilde dinleyin ve bu yayında anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını, eğitim niteliğinde olduğunu lütfen bilerek bunları izleyin arkadaşlar. Aksi halde şunu dedim, bunu dedin şeklinde bir karaktere sahip arkadaşlar varsa lütfen yayını kapatsınlar, hiç izlemesinler. Eğitim olarak ben sizlere bu yayınları yaptığımı hepiniz iyi biliyorsunuz. Şimdi Kontrolmatik hissesinde oluşan bir görüntü var arkadaşlar. Önce formasyonlara göre bir teknik analiz yapacağız. Sonrasında ise teknik kanal çizimine göre hedef bölgelerini belirlemeye çalışacağız. Bakın bu bölgede yatayda oluşan beyaz olarak çizmiş olduğum bir bölge var. Yatay destek bölgesi. Fiyatlar her buraya geldiğinde bu bölgeden yukarı yönünü sektiğini görüyoruz. Dolayısıyla son derece önemli bir boyun çizgisi olduğunu düşünüyorum. Bu bölge neresiymiş? 247.5. 247.5 bizim Kontrolmatik hissesinde en önemli destek noktamız. Eğer 247.5 aşağı yönünü kırılırsa fiyatlamalar daha da değişecektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Teknik analiz ne söylüyorsa ben size onu söylüyorum. Diyeceksiniz ki hocam neden 247.5'e bu kadar önem verdin sorusuna geldiğinde, bakın düşen trendimizi kaldıralım. Bu bölgede zirvelerde oluşan obo formasyonu ismi verilen bir formasyon görüntüsü var. Bakın arkadaşlar, sol omuz, baş ve sağ omuz, burası da bizim boyun çizgimiz olarak görülüyor. Şimdi bu formasyona göre bu formasyon nasıl oluşur? Zirve noktalarda oluşur ve zirve noktalara göre eğer bu formasyonun boyun çizgisi kırılırsa bu boyun çizgisiyle zirve noktası arasındaki fark kadar fiyatların aşağı doğru katlaması beklenir. Yani şurada görmüş olduğunuz çubuğu alın, böylece aşağı indirin. Fiyatların bu formasyona göre bu kadar aşağı doğru gelmesi lazım. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? Bakın zirve noktamız neresi? Burası 351 TL. Boyun çizgimiz 247,5 TL. 351 TL'den 247,5 TL'yi çıkardığımız zaman 103,5 kalıyor arkadaşlar. Ve boyun çizgisinin altında fiyatlar kalırsa 247,5 TL'den 103,5'i çıkartıyorsunuz. Formasyonun hedefi orta ve uzun vadede 140-144 TL olarak karşımıza geliyor. Bu formasyon bize bunu söylüyor. Bunu ben koyun bulucu olarak söylemiyorum. Obo formasyonu bunu söylüyor. Bu formasyonu kim yaratmışsa bize diyor ki zirvelerde bir obo formasyonu oluştu ve boyun çizgisi kırılırsa fiyatların bu formasyona göre 144 TL'ye kadar düşme riski vardır diyor. Düşer düşmez orasını ben bilemem arkadaşlar ve o konuda da düşer de diyemem, düşmez de diyemem. Obo formasyonu böyle söylüyor. Şimdi diğer bir analizimize baktığımızda, şimdi formasyon hedefinin 144 TL olduğunu, ancak 247,5 TL'nin altında kapanış olursa böyle bir hedefin güncel olacağını bize söylüyor. Teknik analize göre çizimlerimizi yaptığımızda bakın bu bölgede iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal çizeceğiz ve bu kanala göre de elimizdeki hisse senedini takip etmeye başlayacağız. Bakın buradaki zirve noktası ile buradaki zirve noktasını alıyorum. İki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bu kanal görüntümü oluşturuyorum ve kanalımın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandının müthiş bir derecede kırılımdan sonra retest olarak destek ve zirve noktasına geldiğini, düşüşlerde yine destek olduğunu, fiyatlar altına indiğinde de direnç olarak çalıştığını görüyorum ve bu kanalın doğru bir kanal olduğunu düşünmeyle birlikte incelemeye başlıyorum. Şimdi bu kanala göre de fiyatlar 247.5'in altına gelmesiyle birlikte bu kanalın alt bandına kadar düşme riskinin olduğunu bize söylüyor. Tabii hangi zamansallıkta düşecekse, bakın sert yukarı doğru giden bir destek bölgesi olduğundan fiyatlarda değişkenlik olacaktır. Hangi zamanda düşeceğini bilmediğimizden dolayı da ne yapacaksınız? Bu grafiği çizeceksiniz ve ona göre yakından takip edeceksiniz. 247.5 aşağı yönlü kırılmadıkça bu söylemiş olduğum yerlere fiyatların düşmesi beklenmez. Ancak 247.5'in altında özellikle haftalık bir kapanış yapılması halinde
halinde fiyatlarda aşağı doğru baskılanma beklenir. 144 TL öncesinde illaki ara destek bölgeleri vardır. En önemli destek bölgesi bu kanalın alt bandı olacaktır. Bu bölgeden yukarı yönlü tepki yapması beklenir. Bu kanalda aşağı yönlü kırılırsa OVO formasyonunun hedefi olan 144 TL'ye kadar orta ve uzun vadede fiyatların düşme riski oluşabilir arkadaşlar. Teknik analiz bize bunu söylüyor. Bakın bu bölgeye de 15 Ocak 2024 tarihinde bu bölge 207 TL olarak görülüyor veya 19 Şubat 2024 tarihinde 238 TL olarak görülüyor. Daha yakın vadeye baktığımızda 22 Aralık tarihinde bu bölgenin 190 TL olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. 247,5 TL bu kadar önemli bir bölgedir. Dikkat etmenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bu yayınlarda anlatılanların eğitim niteliğinde olduğunu lütfen bilerek bu yayınları dinleyin, öğrenmeye çalışın. Çünkü hayat kendi tecrübelerinden ders çıkaracak kadar uzun değildir. Başkalarının tecrübelerinden doğru bir şekilde faydalanırsanız acı gerçeklerle yüzleşmezsiniz ve o tecrübeleri kendinize bilgi olarak alırsınız. O bilgilerle de daha doğru hareketler yapabilirsiniz. Ancak öğrenmek şartıyla ezbere hareket yapmamak üzere yazın OVO formasyonu nedir? Bunlara bir bakın arkadaşlar. Formasyonlar ve teknik analiz ne söylüyorsa ben onu söylüyorum. Umarım düşüşler olmaz. Umarım 247,5 TL'nin altında kapanış olmaz ve bununla birlikte biz de düşüş beklemeyiz ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesini bekleriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.